Efendim merhabalar, Mavi Dişer'e hoş geldiniz. Hikayeye kaldığım yerden devam edeceğim, bir boşluk yakaladım. Bildiğiniz gibi Mavi Dişer ve bu tür küçük kendi kendime oynadığım FRP oyunları düzenli mevsim yayınları arasında boşluk bulduğumda, boş günler bulduğumda yaptığım bir şey. Sizlerin de bayağı ilgilendiğinizi görüyorum. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum. Solasta kampanyaları kendi kendime oynadığım gerçekten benim de anladığım kadarıyla izleyen herkesin de çok hoşuna gidiyor. Ben de bundan çok memnun oluyorum. Şimdi Grimhaven'a döndük ve bazı işlerimiz var dedik ama izleyen herkesin hoşuna gidiyor demişken, bu arada yeri gelmişken söylüyorum, bir zamandır hem destekçilerin arasından soranlar hem bazı izleyicilerden soranlar vardı. Bildiğiniz gibi efendim Mösyö projesini desteklemek için bugüne kadar nerede? patreon.com/mösyö kanalı adlı bir site vardı ve Mösyö projesini desteklemek, manevi desteğinizi zaten esirgemiyorsunuz sağ olun hepiniz, ama maddi olarak da desteklemek ve büyük sevaba girmek için efendim Patreon'u kullanıyorduk. Dün itibariyle anladığım kadarıyla sanıyorum YouTube'da katıl üyelikleri de açıldılar. Mösyö kanalına YouTube'dan katılabiliyorsunuz ve eğer Patreon'dan yapmak istemiyorsanız ama Mösyö'yü desteklemek istiyorsanız, sadece Patreon'dan değil artık YouTube'dan da katıl üyeliğiyle Mösyö'yü destekleyebileceğinizi söylemek istedim. Bunu bir süre tabii sağda sola tekrarlayacağım ama ilk bugün haberi gelir gelmez paylaşmak istedim. Katıl üyeliği efendim başka kanallarda olduğu kadar çok büyük ayrıcalıklar vermeyecek. Tabii ki Mösyö'nün, Mösyö patronlarının ve Mösyö destekçilerinin ekosistemine dahil olacaksınız. Mösyö patronlar hocasına üye olacaksınız. Mösyö'ye büyük destekte bulunmuş olacaksınız. Ara sıra tamamen destekçilere özel yayınlar olursa onlar olacaktır. Ama dediğim gibi diğer YouTube kanallarından farklı olarak Mösyö'nün katılımına katılmak size çok büyük ayrıcalıklar tanımayacak. Ama Mösyö ailesinin bir parçası olmak ve yayınlara gelmek ve bizi de desteklemek isterseniz, hepinizi patreon.com/mösyö kanalı yanında artık YouTube katıla da bekliyoruz demek istedim efendim. Şimdiden hayırlı olsun Mösyö'nün bu yenilikleri deyip biz efendim gelelim Mabedişer maceramıza. En son kaldığımız yerde Nulp köyünden geri gelmiştik. Bir cinayet, bir sivil polisin öldürülmesi, bize kanka olan bir sivil polisin öldürülmesiyle başlayan hikaye bizim Einar Tapınağı'nın içindeki karmaşık bir entrikalara bizi sürüklemiş. O entrikalardan da hikaye unutulmuş ve öldüğü, artık çalışmadığı, işe yaramadığı sanılan, uyuyor sanılan bir kötülük tapınağının, Mabedi Şer'in, Cadı Dağı'nda bu. Cadı Dağı'nın eteklerindeki Mabedi Şer'in yeniden uyanmaya başladığı ve Einar Tapınağı içinde de bazı işbirlikçileri olduğu gibi, orada bir iblisin uyandırılmaya çalışıldığı falan gibi çok büyük ve bizim de boyumuzu biraz aşan açıkçası şeyler, hikayelere bulaşmıştık. Ve sonra da bizi Einar Tapınağı'nın baş rahibi McFarlane bize demişti ki, Nulp köyüne gidin, benim orada bir tane hemşirem var, İdey diye, benim hemşiremi bulun ve ondan haber alın. Haber kesildi. Aynı zamanda da bu Mabedi Şer konusunda ne biliyorsanız bize gelip söylersiniz demiştim. Gitmiştik. İdeyi bulmuştuk. Kendisi şey görmediği için, büyük bir kabul görmediği için halkın arasına karışmak üzere herbalist olarak Mother Scrang adıyla aralarına karışmış, köyde yaşamaya devam ediyormuş. Mabetle ilgili bize önemli bilgiler verdi. Değişik elementlere farklı evil'lıklar atamışlar falan falan gibisinden. Ve bizi durumdan haberdar etmişti. Biz de bize verilen görev gereği Grimhaven'a geri dönmüştük Nulb'den. Mabedi Şer'e gitmeden önce en son hem Constable Foxa ile bir konuşalım, hem de burada mıydı Constable? Galiba buradaydı. Foxa ile bir konuşalım, hem de şeyle, Bishop McFarlane ile bir konuşalım. Durumdan haberdar edelim, hazırlanalım ve Mabedi Şer macerası, Mabedi Şer'e gidip maceramıza başlayalım demiştik. Ben önce amirimle bir görüşmek isterim. Amirimin odasına geldik. Bu arada tabii bir şey olacak mı? Bize geri dön dediler ama gerçekten DM biz geri döndüğümüz zaman gerekli diyalogları çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Onlardan da merak içindeyim. Sizlerden de ilgi görüyorum. Belirtmiş, izleyenlerden birisi YouTube'da belirtmiş. Adam oturup bütün diyalogları kendisi baştan yazmış, modu yazan adam diye. Gerçekten uğraşmış bu adamcağız bu modu yapmak için. Ben de buna birazcık roleplay katmaya bu yüzden uğraşıyorum. İnşallah bir şeyler yazmıştır. Sayın Constable Foxeye, biz gittik Nulbe, böyle 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 oldu. Welcome back. Güzel. Yazmış adam ya.
Helal olsun. Vallahi uğraşıyor bu adam. Henüz bulamadık. Bulduk ya. Ha, bu kadar. Demek ki Temple'la ilgili bir şeyler bulduğumuz zaman. Ama conversation devam ediyor. Burada yeni bir şey yok. Peki, gelmişken durumu anlattık varsayıyorum ben. Böyle böyle oldu. Nulbe gittik Sayın Constable. Bu hikaye oldu. Bu hikaye oldu. Birazcık toparlanıp kendimize gelmeye, sizi durumdan haberdar etmeye uğradık. Bize eyvallah. Biz gidelim. Marketplace'e gidelim. Biz toparlanacağız. Nulbe gideceğiz amirim. Bir şey daha ciddi öğrendiğimiz zaman size geri geleceğim. Bir dakika, ne oluyor? Temple'ın önüne geldim ama. No valid destination for now. Ne oluyor abi? Christoph Einar. Biz şeyle Bishop McFarlane'la Temple Quarters are through the gates. Hani giremiyorum. Allah Allah. Ulan bir şey mi oldu? Galiba bu bana journal'da şeyin verdiği, hemşire ideyin verdiği questler, küçük küçük temple'ları bul. Temple'ların yerini bul dedi idey bana. Mother Skrunk. Zaten bir şey yapamazsın dedi. Sen yerlerini tespit et. Temple'ların nerede olduğunu bul. Ondan sonra bana dön dedi. Belki ondan sonra mı buraya geleceğiz? Ben McFarlane'a sadece kızın rahibesinin sağ olduğunu falan söyleyecektim. Ama kendisini bulamadık. Peki, kendisini bulamadıysak biz işimize dönelim. Hem Şen Tospa Hanı'nda bir gece kalırız bu kadar gelmişken buraya artık. Hem de merşantlarla görüşürüz. Merşantlarla görüşme önemli. Şimdi biz biraz kalkındık. Üçüncü level olduk. Bayağı önemli bu. Ve bir takım magic itemler bulmuştuk. Bunlardan bir tanesi Spear artı 2 of Elf Throwing idi. Bir tane Handy Haversack bulmuştuk. Bunlar Tordekteler. Şeyde Jozan'da önemli bir şey vardı. Bu Halfling'lerin zamanında yapmış olduğu ve bataklıklara dayanamayacak olan kişilere destek olmak için Constitution'u 19'a çıkartan çok güzel bir amulet of bulmuştum. Bir adet Ring of bulmuştum. Bu Ring of'un kim yaptığını Fighting the Empire's Battles awarded upon graduation from the Arcaneum. Ha bu pardon. Bu Ring of Protection. Elf büyücülerin mezuniyet yüzüğüydü bu. Doğru. Büyücü mezun olduğu zaman takılan yüzüğü vardı. Bir tane Halfling'lerin yaptığı kolyemiz var. Başka ne var? Yeni magic item'lar bulduk. Bir tane elf bow bulmuştuk. Tabii Mialy'nin eline çok yakışmıştı. Bir tane long bow of bulmuştum. Definite Sharpsight tarafından, ünlü bir elf büyücü tarafından da enchant edilmişti. Aynı zamanda da bir armor of bulmuştum. Bu da Manakalon ordusundandı. Elf bir yay ustasının yaptığı yay. Elflerin Manakalon Army'de giyilen leather armor'lar falan bu kız olmaya başladı. Ha bu da Demirci Otis bize bir takım erollar ve boltlar vermişti magical olarak. Doğrudur. Lydda'da ne magic item var? Bir tane bu Ring of vardı. Dark Vision veriyordu. Lydda Island Halfing olduğu için Dark Vision'ı yok. O yüzden bu Dark Vision önemli olacak. Çok iktiza ederse Jozan Dark Vision cast edebiliyor ama o level'dan spell harcamak yerine Ring of Dark Vision bu kızda mutlaka işe yarayacaktır. Özellikle crossbow kullandığı zamanlarda. Bir de Dust Off vardı. Dust Off'umuz da area invisibility yapıyordu. Bunları hatırladıktan sonra biz bu markette zamanında paramız olmadığı için ağzımızın suyu aka aka baktığımız ama alamadığımız böyle küçük sezercik gibi vitrine yapışıp şey yaptığımız iki tane şey hatırlıyorum. Bunlardan birisi Weapon Merchant'ta herhalde. Bir Maul of vardı. Artı bir ink hatırladığım kadarıyla. Sayın Weapon Merchant, biz artık eskisi o bildiğiniz ezilmiş sokak çocukları değiliz. Maul of'um vardı. Bana Maul of'undan bahset. Nerede? O bu mu? Maul of artı bir ink. Hold alt. Crafted by talented users of magic, this weapon was probably made on Tirmar. İnsanların yaptığı bir şey. Zaten pek Elven bir şeye de benzemiyor. İnsanların yaptığı bir Maul of artı bir ink. Bir bu vardı. Almayı düşünüyorduk. Bir de Lydda'ya Rapier of bulmuştuk bir tane. Bir tane neydi o? Prime Rapier'in yanına Longsword. Rapier artı bir ink. Rapier of Acuteness. Buydu. Direkt Rapier'in kendisini bulamamıştık ama bir tane Rapier of artı bir ink yapabiliyorduk. Bir de Rapier vardı hatırladığım kadarıyla.
Onlar şuraya mı düşüyorlar galiba? Buralara mı geliyorlar? Bir Rapier of Primed Rapiering falan bir şey görmüştüm ya. Eminim gördüğümden yani. Prime diye bir 131 gold. Bu 105 gold. 250. Maul of 1060. 1300 gold lazım. 1300 goldumuz var. Aciz aciz diye bağırıyordu en son Papi chat'teyken. Biz bu Maul'u ve alıp Rapier of'u yapıp devam etmemizin önünde bir engel var mı? Yok. Yani hani Rapier yapmak için bu kadar resource harcamak istiyor muyum bilmiyorum. Gerçekten ama artı bir tweet artı bir damage da son derece makul geliyor. Temple'a gidiyorum. Artı bir tweet çok önemli. Bu yüzden yapacağım sanıyorum o şeyim. Nerede? Rapier of Acuteness manueli ve Prime Rapier. Bir tane daha var. Gerekirse sana bir başka rapier daha yapabiliyorum. Gelip Grimhaven'a bunu alıp daha iyi bir, bak bu iyi oldu. Daha iyi bir rapier menülü bulursak daha iyi bir rapier sana yapabilirim. Bunları sana alalım. Rapier'ını satmıyorum çünkü henüz daha yapmadık. Concluding Incredibles. Ya Miali, neyse yatarken şeyde rest sırasında bakarız. Ben şu Maul'u bir görebilir miyim? İnsan yapımı gerçi çok 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 özel değil cüce için ama yine de bu Maul'u böyle bir trade ediyorum. 1058 para. Bakayım şuna. Ver bakayım. Ver bakayım. İnsanlar yapmış. Artı bir tweet, artı bir damage diyor. 2d6 artı bir vururum. Artı bir tweet çabuk tabii çok önemli. Aldım elime. Farklı mı şekli? Ha, ötekini satmadan bakayım. Farklı. Böyle kancası mancası var. Bak. Çıktısı malun oldu Tordek. Güzel oldu. Güzel oldu. Nedir yani? Artı 5 tweet. Artı 2 proficiency bonus çünkü. Şey ama strength bonus çünkü. Doğru. Tordek'in 4. level'da strength'ini arttırması gerekiyor. Strength artı 1 ve bir ve yanında bir şey yapan bir feat demiştik. Jozana ise şu ikisini arttıracağız. Hem strength hem dexterity arttıracağız demiştik. Çünkü dex artı 2'nin de yeri var bu half plate'in içinde. Pekala. Maul of'u aldık. Rapier'ı Miali alsan. Böyle yapılması herhalde bu oyunda gerekmiyordur ama. Şunu bir ben ver bakayım bir okuyayım dedim Miali. Ben şunu bir okuyayım. Nasılmış bu iş? Ver bakayım. Read. Anladım. Prime Rapier. Bir de Oil of Acuteness lazım. Ben de bir Oil of Acuteness olacak dedim. Var gerçekten. Tamam. Prime Rapier'ımız da var. Oil of Acuteness'ı yanımızda tutsak. Bir tane de Oil of Acuteness satın alsak Magic Merchant'tan. Ne olur ne olmaz diye. Hazır buradayız. Gerçi yolda Prime bir şey bulacağız da bilmem ne de. İşin o tarafı da biraz karışık ama. Var mı Oil of Acuteness'ın bir kere? Ben böyle konuşuyorum ama. Galiba yok zaten. Yok. Peki Lidacığım. Seni mi kıracağım? Crafting of. Şu anda ne craft ediyorum? Potion of Heroism. Onu bitirdiğim zaman Rapier'i yapabiliyorum gibi görünüyor. Evet, 12 saat sürecek. 14 difficulty'ye. 14 difficulty'ye 12 saatte bir zar atacağım. Ne kadar kaç tane dot doldurmam gerektiğini falan bilemiyorum. Şu anda Potion of Heroism'e yeni başladım Lidda'cığım. Yolda yaparım ben sana. Nulbe giderken falan. Bu arada o yollarda galiba zaman geçmiyor. Işınlanıyoruz location'dan location'a. O yüzden long rest. Sen biraz zaman alacak o rapier'i yapmam sana. Sen elindeki rapier'i kaybetme çocuğum. Yemek. 5, 2, 7. Var. 12. 14. 16 yemeğimiz var. Pekala. Constable Foxeye bir şey demedi. Başimam da bir şey demedi. Biz hana girelim. Gelmişken bu kadar. Dinlenelim. Rest edelim gidelim. Tordek'e de yazık atmasın insan. 8 hit point'miş adam. 8 hit point'miş. Level'ımıza ne kadar var bizim ya? 439 daha diyor. Çok fazla değil ama. Yani şu anda level atlayarak buradan dinlenip yola çıkmak ve Temple'a gitmek isterdim. Innkeeper adlı Innkeeper. Bize yeni bir diyeceğim var mı? Biz yollara gittik, Nulbe gittik filan. Conversation recorded bartender. Şunu
Bak yok. Conversation recorded diyor ama yok. Herhalde modla ilgili bu. Bilemiyorum. Bir şeyler konuştuk ama herhalde önemli bir şey demedi. Sizde yeni bir hikaye var mı artık? Yeni bir şey yazıldı mı? Bir yandan da modu yazan adamı övmeye yer arıyorum. Temple of Evil is stirring again. It's an old legend. Evet. Bir şey değişmemiş konuşmalarda anlaşılan. Abi bu cadı dağındaki mabedi şer meselesi. Orada takılmış. Şey anladım. Anladığım kadarıyla Grimhaven'daki hikaye biz gidip Temple'ların en azından gidip Temple'ların yerini bulutmadığımız sürece ileriye gitmeyecek belli ki. Foxhide bir şey demiyor. Temple'a zaten giremedik bile. Einar Temple'a giremedik bile. Burası bir süre duruyor. Bizim bu journal'ımızda yazan 4 tane Temple'ın Lesser Temple'ların yerini bul adlı quest'ini yapmadan artık bir şey yapacağımız yok. Lidia niye gelmiyor? Ama zaten ben buraya Maul almaya, bunu almaya, eski eşi dostu görmeye geldim. Şimdi artık Cadı Dağı'ndayız. Mabede gidiyoruz. Bundan sonra başımıza ne geleceği belli olmaz. Bizim için dua edin. Grimhaven'lılar, Shentospa halkı. Birinci level'da başlamıştık elinizde. Üçüncü level olduk. Crafting durumunda nasılız? Cure Wounds scroll'u yazıyor. Öbürü Potion of Heroism yapıyor. Bizde crafting no crafting possible. Bu poisonous kitleri nasıl kullanacağımızı hala bilmiyoruz. Bu bir sıkıntı gerçekten yani. Oyunun poison aspektini kullanamıyoruz. Maalesef. Poison'ları satın matın alacağız herhalde. Bu arada çıktığımızda şantlara bir bakalım gerçekten. Çünkü Lidia'nın Thief adlı sub klası küt diye elindeki bir şeyi çabucak kullanabilmesini falan sağlıyor. Yani bonus action'ıyla, cunning action'ıyla daha doğrusu object kullanmasını sağlıyor ki bu az buz bir şey değil aslında. Bayağı işlere yarayabilir. Poison'da yarar. Düşmüş birine küt diye potion içirmeye yarar. Başka şeyler. Ve bu özelliğini unutmamak lazım. Lidia'nın böyle bir özelliği olduğunu unutmamak lazım. Ben rest'e başlıyorum. Sanıyorum yapacağım bir şey kalmadı. Yes abicim. 10 saat. Biraz fazla uyudu birimiz. Artık o hangimizse. Jozan Scroll of Cure Wounds yazdı. Ben de Potion of Heroism'i yazdım. Şimdi başlayacağım Rapier'ını yapmaya Lidacım ama ondan önce Spell. Ben nereye gittim biliyor muyum? Hiçbir fikrim yok ki. Nulb'e gideceğim. Doğrudan buradan gidemeyebilirim. Nulb'den Temple'a gideceğim. Orada ne göreceğim? Hiçbir şey hazırlayamayacağım. Dolayısıyla da jenerik bir spell liste gitmek isteriz. Burning Hands, Fairy Fire, Guiding Bolt, Healing Word, Protection from Evil and Good. Peki, Calm Emotions, Lesser Restoration, Spiritual Weapon, Scorching Ray ve Dark Vision'ı zaten domain'den kullanıyorum. Gayet jenerik halimdeyim. Böyle gitmek istiyorum. Özellikle bir şeye tıkıl ne var karşımda hiçbir fikrim yok. Ha, Elemental Evil diyor. Elementlere karşı mesela Protection from Evil Good sanıyorum elementallara tabi. Aberrations, Celestials, Elementals Phase. Elementallara karşı korur. O yüzden iyi olur. Yanımızda bulunsun. Onun dışında Restoration, Elemental'la dövüşürken Elemental'a karşı Resist Elements falan gibi bir şey görmüyorum. Resist Elementals görüyorum. O iyi. Değişik elementlerden damage vurabiliyor muyuz mesela? Onu düşünelim. Elementallarla karşılaşacağız. Ben de hep ateş abi. Ben Sun Cleric'iyim. Benden başka bir şey beklemeyin. O işleri Miali'ye soracaksınız dedi. Haklı. Ama ben korurum Elemental'lara karşı dedi. Peki. Miali senin gerçekten şeyin var mı kızım? Değişik damage type'ların. Chill var mesela. İlginç. Atabiliriz. Acid var güzel. Chill Touch iyi olabilir. Şimdi buradan Shatter Thunder Damage. Peki. Bu bir element mi onu bilmiyorum. Burada çok temiziz. Benim abi işte Chill taşım var. Onu her zaman atıyorum zaten. Gerekirse Frost Chill ne Frost Damage vurabiliyorum ben. Çünkü Fire Elemental'larla falan karşılaşırsak gerçekten Jozan'ın
fire spell'leri anlamsız kalabilir. Ama büyük ihtimalle de cold damage onlara iyi vuruyordur filan falan. Bunları şu anda 3. level başımıza iddialarımız var. Bazı varsayımlarda bulunuyoruz ama aslında pek bir şey bildiğimiz yok yani. Gidince göreceğiz. Attunement sıkıntımız galiba yok zaten. Ha var. Aa, bu attunement istiyormuş. Bak iyi ki baktım. Bu şey olan değil mi? Elf büyücülerin mezuniyet yüzüğü. Bu senaryo mabedi şer ise maceralarımızda mabedi Mabadışer diyebilir miyiz diyor. Tankuçum hoş geldin. Tabii ki diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler Mabadışer kişileriz. Yani bedes kişileriz. Mükemmel bir ifade oldu. Mabadışerler olarak maceralara gideceğiz. Ha öyle mi? Niye iki tane? For this rest. Ha. For this rest diyor. Evet efendim bedesleriz biz. Mabadışerleriz biz. Close. Bunu etiyor edelim abi. Artı biri. Başka bir şey var mı bu arada? Bakmış olalım. Bende yok. Bende yok. Bütün Attuned item'ları taktı takıştırdı bu herif. Ne kadar Attuned? Ne onlar? Kolye. Halfling kolyesi. Elf büyücü yüzüğü. Her şeyi takıyor o zaman vallahi hiç. Şimdi buradan veriyor mu acaba? Mabedi şere doğrudan express. He veriyor. Çok güzel. Tamam. Nulba değil. Immers Run. Orada işimiz bitti. Korsanlarla morsanlarla uğraştık. Bir dakika. YouTube'da birisi demiş ki ya kim o bilmiyorum ama izleyecektir bu bölümü. Patron şeyinin korsanların liderini yağmalamayı unuttun dedi. Şimdi buradan ta Immers Run'a kadar gideceğim. Yağmalamayı unuttuğum yere bakacağım. Herifleri dövdüğümüz yerdedir. Eğer o kişi haklıysa teşekkür ediyorum. Haksızsa bir günlük yiyecek borcu var bize. Ben Immers Run'a gidiyorum. Çünkü şey unutmuşum. Loot unutmuşum. Geldim Immers Run'a. Şimdi burada waypoint de yoktur. Korsanları dövdüğümüz yer burada bir yerdeydi. Buraya gidin desem gidebiliyor. Ha, evet aynen orada bir yerdeydi. Burada loot unuttun dediler bana. Patronu yağmalamayı unuttun dediler. Niye biz koşamıyoruz? Ha, koşuyoruz. Patronu nerede dövdüğümü bilmiyorum ama buradaki bütün lootları bana bir gösterir misin? Şurada bazı lootlar var. Şimdi çıkacak ortaya. Takke düştü, kel göründü. Paraları almamışım. Ya evet burayı şey yapmamışız belli ki çok. Yakinen bakmamışız. Orb varmış. Galivan Amarant varmış. Scale Armor of varmış. Gerçekten unutmuşuz. Teşekkür ediyorum. Kimdi kendisi bilmiyorum YouTube'daki izleyici ama korsan liderini yağmalamayı unuttun diyerek grubumuza büyük bir katkıda bulundu. Sağ olsun, var olsun. Artı bir Scale Armor of Sturdiness. Of Elving mi? This enchanted armor was created using the ancient knowledge of Manakalonus Master Armorers. Evet. Identify atınca, gerçi Identify atılmış durumda galiba. Keşke Miali'yi almasaydı o zırhı. Ağır gelir. Bir tane Short Sword of. Miali'cim sen sadece şeyleri alacaksın. Ingredientler alacaksın. Onun dışındakileri çocuklara ver. Sana ağır gelir. Ayrıca gelmişken bize yemek borcum var dedim izleyicime ama tam tersi yemek de buldum. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten patronu yağmalamayı unutmuşuz. Neo Scale Armor of bir de Short Sword of buldum. Gelmişken başka unuttuğum bir yağma var mı diye de bakayım. Burada yok. Short Sword of kimin işine yarar bir bakalım. Aslında çok güzel satmaya yarar. Miali. Sen o zırha bir bak. Bir de bu Potion of Heroism'i de ne işe yarıyordu? Bu bless ediyordu galiba. Drinking this potion grants you additional hit points for a time plus the effects of a bless spell. 10 hit point artı bless. Çok güzel. Bless spell'i en çok Thordek'te isteriz. Çünkü strength'i düşük warrior Thordek. Ben bu Potion of Heroism'i gözümün önüne alayım. Healing Potion gerekirse zaten inventory didik ediyoruz. Healing Potion var mı, Healing Potion var mı diye. Hold Person'ı duruyor. Aynı zamanda burada Dominate Person ve Magic Missile Scroll'da olduğunu unutmamaya çalışalım. Yazıyorum ama kullanmıyorum. Şimdi ayrıca şu crafting'e de başlayayım. Ben Lidya'ya çaktırmayın. Ben buna başlamadım. Bu gece yol geldik. 12 tane success istiyorum.
D20 artı 5'te 14 difficulty. Kolay değil ha. Bir de bu uzun sürecek bu rapier yapmam. Başlayayım ben. Benim bu rapier yapmam biraz zaman alacak. Sen de abi bir tane daha. Heroism Potion için ne lazım? Dragon Rose. Bak bu çok değerli. Bu değerli ha. Dragon Rose bulursanız 10 hit point artı bless çok güzel çünkü. Ayrıca bless bizde potion olması ayrıca güzel. Çünkü cleric'imiz bless'e concentrate olamıyor. Ona slot ayıramıyor. O yüzden bless'i potion'la yapmamız falan çok güzel olur. Ben bir tane healing potion'a başladım. Miali sen ona başladın da başlamadan. Tamam şimdi şey yaparsın ya. Tamam. Şuna bir identify etme gerek yok. O zaman bunu sen Jozan'a ver. Bir de short sword olacak. Oo Jozan ben de ağır oldum diyor. Miyeli şu short sword'a bakar mısın? Bir de ben bu zırhı taşıyamıyorum. Tordek'e versem Tordek taşıyabiliyor. Bu short sword hakkında bize ne diyebilirsin? Ritual identification. Loot kavmi aynen. Hop. Short sword artı bir. Magnificence bilmem ne. Of çıktısın yok. Short sword'a var artı bir direkt. Der ki Do it follows the style of Definite Sharpsight. Definite Sharpsight bunu yapan mıydı? Tabii. Definite Sharpsight'ın tarzı ama hayır kopya. Bir dakika çakma bu. Definite Sharpsight'ın yaptığı biz kılıç değil bu. Yine de iyi bir silah. Ama Definite tarafından yapılmamış. Bak neleri biliyor. Neleri biliyor. Yine de kullanırsın canım o elindeki dagger yerine. Ya sen bunu kullanmayacaksın. Biz bunu satalım bak. Vallahi sen beni dinle. 1000 gold diyor. Bunu 200'e falan okuturuz. Hatta ben bunu bildiğin diye vereyim şimdilik. Sen Dagger'la kimseye vuracağın yok. Shocking Grasp yapacaksın zaten yani. Şimdi yeme benim yani şey yapma. Burada Rapier of. Düz Rapier'in yerine D8 damage yerine D6 artı bir damage. Daha iyi bu bir de artı bir tweet. Sen bununla gez kızım. Bu Rapier'i at yere. Rapier artı birin yapılıncaya kadar Short Sword artı birle vur. Kesinlikle D6 artı bir D8'den daha iyi. Artı bir tweet her şeyden daha iyi. Güzel. Tamam, Definite'in değil. Öyle dedim yani. Ben bunu kullanmam. Definite Sharpsight yapmamış bunu dedi. Ver ben kullanırım dedi Lidya da. Sen onu ver bana dedi. Şimdi benim acaba şeyim tiflikten gelen Magic Fingers neydi o Light bir şey Fingers ne o şeyin adı Ability'min adı ne benim bilmiyorum ama silah değiştirmeyi de bedava action'la yaptırtıyor mu bana acaba? Çünkü ben iki silahı da kullanan bir vurucum. Crossbow'a falan geçmek iyi olabilir. Ruined Shrine of Mariake'ye gitmeyeceğiz. Mariake değil abi. Bütün Adventure'da yanlış yazmışsın şunu bir adam. Maraike o tanrıçanın adı. Mariake kim? İyi oldu. Lootladık. Scale Armor konusunda ne dersin? Sanmıyorum yani. Elf zırhı giyer misin Jozan? İyi bir zırh ama. Senin zırhın kaç veriyor? Artı 2 Dexterity'ye izin veriyor. 15 AC. Bu ne diyor? 15 AC artı 2 dexterity aynı zırh ikisi. Yani Magic Armor daha çok para ediyordur. Satarız Magic Armor'u. Sen 15 AC'ni bununla al. Sen zaten bu half plate'de daha yakışıklı oluyorsun. Elf zırhı giyme şimdi ya. Yakışmaz. Half plate artı bir ring bulurum sana ben bir yerden. Ha senin bunlar var. Nasıl? Oğlum bu adam bütün iyi Magic item'lar Jozan'da şu anda ya. Çok acayip. Yani sadece Halfling madalyonu ve Ring of da değil. Elf yüzüğü. Mace of var. Bu elf değildir herhalde. Bu da elf. Ama bu Elgador King Spirit'in yaptığı bir silahmış. Bir de Shield of var. Manakalon Imperial Shock truplardan. Yani Jozan bizi yedin ha. Ne topladıysak herif aldı magic item olarak eline. Gerçekten biraz fazla Jozan'a gitti. Gel armor'u giymeyi ver. Daha çok para eder Half-Blade'den. Immerzuran'dan direkt Temple of Evil'a gidemedim. Bunu da bilelim. Daha önemli olduğu yerler söz konusu olabilir. Böyle minor yerlerden sadece başladığım noktaya dönebiliyorum ama böyle hub'lar var. Buradan çıkarken nerede Temple of Evil? Buradan. Ha, şuradan ayrıca çıkılıyor. Yes. Buradan Temple of Evil'a gidebiliyorum. Her şeyim hazır. Şuyum var, buyum var, buyum var. Travel to Temple of Evil.